Merhaba babayı. Bugün seni görmek ne kadar güzel. Oho Piko. Seni görmek de güzel. Bugün neler var? Bugün bilim günü. Evet, ben bilim adamlarını severim patron. Bilim adamlarını severim. Bilim adamı nedir? Bir defasında bir buluş yaptığımı hatırlıyorum. Fakat bu çok zaman önceydi çocuklar. Çok zaman önce. Öyle mi? Ne buluş yaptın babayı? Oo, ben hep Vincent gibi bir ressam olmak istedim. Benim büyük babam Vincent'ı Bodrum'unda yaşardı. Vincent dedim. Evet, Vincent kim? Vincent kim patron? Tabii ki Vincent Van Gogh. Seni yani köşe başındaki gibi. Dondurmacı dükkan mı? Saçmalama. Biz meşhur ressam Vincent Van Gogh'tan bahsediyoruz. Gerçekten ha. Benim oda duvarlarım boyama ihtiyacı var. Sence bununla ilgilenir mi? Peki sonra ne oldu baba ayı? O eski günler. Babam hep benim bisiklete akrobat olmamı isterdi. Bu bizim aile geleneğimizdi. Sen o garip ayakkabıların ve koca burnunla bir soytarı daha iyi olurdun. Babaayıyla şakalaşmayı bırak ve hikayesini dinle Aligeter. Sonra bir gün artık ona dayanamadım. Kızıp bir parça kömür aldım ve önümdeki en yakın kayanın üstüne fırlattım. Atınca kayanın üstünde siyah bir nokta siyah belirdi. Siyah bir nokta. Duydun mu patron? Siyah bir nokta. Kömürle kaya üzerinde resim yapabildiğimi ve bu şekilde hayatımı kazanabileceğimi fark ettim. O zaman neden resim yapmaktan vazgeçtin babayım? Elimdeki kömürler bitti. Kömür buluyor ve buna buluş diyor. Benim büyük babamın annesi Granville'in çatı katında yaşardı. Neden? Çan sesi mi severdi? Hayır aptal. O telefon denilen şeyi icat etti. Bu harika. Sence bize bedava bir telefon hattı verebilir mi? Zekice buluşları tam önümüzde duruyor değil mi? O çok meşhur bir bilim adamıydı. Biliyor musun? Babaayının hikayelerine daha çok kulak şu vermelisin. Şu şişko yaşlı ayı bütün gün oturup okumayı bırakmalı. Nehirde aşağı yukarı, yukarı aşağı yüzüp durmalı. Tamam çocuklar, şimdi bilmece zamanı. Harika. Hadi biraz eğlenelim. Evet, hadi biraz eğlenelim patron. Hadi biraz eğlenelim. Beynini kuyruğunun altından çıkar yaşlı kertenkele. İşte ilk bilmecem geliyor. Bu resimlere bakın. Burada 3 çift aynı resim var. Onları kapatıp tekrar açacağım. Bakalım bu çift resimleri bulabilecek misiniz? Beni dene. Bu oyunu ben hep kazanırım. Bunu birazdan görürüz. Şimdi çift resimlerin nerede olduğunu söylemeye çalış. Evet, bu yardımcı olur. Evet, işte buldum. İşte bu. Cevapları bulabildiniz mi arkadaşlar? Evet, kesinlikle ikinci. Gelecek sefere daha dikkatli ol koca kulak. Evet, bahse girerim ikincisi. Ben de daha dikkatli olmalıyım. Ben de daha dikkatli olmalıyım patron. Doğru mu söylüyor çocuklar? Hadi kontrol edelim. 4 numara. Biliyordum. Ben zaten 4 numara diyecektim. Evet tabii. Hey çocuklar, hadi gelin ve kim neyi buldu sorularımın cevabını bulun. Ben çözmedim. Ben hala bakıyorum. Beynini mi arıyorsun? Seni ilk tanıdığım zaman zaten umudumu kaybetmiştim. Tamam, resme dikkatli bakın. O gerçekten çok önemli bir bilim adamı ve hayatımızı çok daha kolaylaştıracak önemli bir buluş yaptı. Evet, çok daha kolay patron, çok daha kolay. Evet, evet. İp benim koca dişlerim için son derece önemli bir buluş. Onu diş ipi olarak sen kullanıyorum. Sen diş ipi mi kullanıyorsun? Buna inanamıyorum. O zaman ağzından gelen kötü kokuyu nasıl açıklıyorsun? Bu seni neden bu kadar rahatsız ediyor? Beni öpmek mi istiyorsun?
Arkadaşlar, bu Benjamin Franklin. Sanırım onun bir uçurtma sever olduğunu bilmek istersiniz, değil mi? Uçurtmalara dalış yapmaya bayılırım patron. Uçurtmalara dalış yapmaya ben bayılırım. Ben uçurtmaların dünya üzerinden kalkmasının önemli olduğunu söylüyorum. Benim uçurtmalara alerjim var. Kediler, senin kedilere alerjim var aptal kafa. Uçurtmalar rüzgarda iple uçurulan oyuncaklardır. Oh, onlar, evet, onlar güzel. Pekala, onlar da önemli olabilir. O ayakkabı çekeceğini mi buldu patron? Ayakkabı çekeceğini mi buldu? En azından resmin içinde olan bir şey söyle McFly. Çocuklar, Franklin uçurtma ve bir anahtarla elektriği keşfetti. Bir fırtına esnasında Franklin, yıldırımların aslında elektrik akımları olduğu fikrini test etti. Bu harika bir buluştu. Bu adamla hiçbir problemimiz yok. Elektrik dağıtımından sorumlu olan adamı bulun. Son 3 gündür çok fazla elektrik kesintisi oluyor. Hadi çocuklar, şimdi boz yap bilmecesi zamanı. Boz yapı çözmeme yardım eder misiniz çocuklar? Bir parçası eksik. Ben yap boz bilmecelerine bayılırım patron. Ben yap boz bilmecelerine bayılırım. Annemin büyük annesi boz yap bilmece kutusunun içinde yaşardı. Bütün parçaları pençesinin tersi gibi bilirdi. Bazı girerim zekanı ondan almadım. Birbirinize konuşmayı bırakın ve dikkatinizi resme verin çocuklar. Siz tahtanın üzerindeki parçaları saymaya çalışırken sanırım ben buna bakacağım. Bizim de parçaları saymamız gerekmiyor mu? Ama bunu bize söylemedi. Bilmeceyi bir kere daha görelim çocuklar. Kayıp parçayı görüyor musunuz? Eğer görebilseydik kayıp olmazdı. Bulunmuş olurdu değil mi? Pekala. Herkes bu adanın üzerindeki her taşın altına bakmaya çalışsın. Bu ufak bir ada, fazla uzakta olamaz. Endişe etme, ben buldum Alligator. O zaman neden bize söylemedin patron? Neden bize söylemedin? Bu bir bilmece McFly. Cevabını kendimiz bulmak zorundayız. 3 seçeneğimiz var ve bunlardan biri kayıp parçaya uyacak. Bana doğru cevabın ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Doğru cevap 1 mi, 2 mi, 3 mü? Ben 1 numara diyorum. Ha, sen şapkanı çıkarmalısın. Görüşünü engelliyor. Doğru cevap kesinlikle 2 numara. Doğru cevap 3 numara mı patron? 3 numara mı? Neden cevabı bize söylemiyorsun Pico? Tamam. İşte söylüyorum. Doğru cevap 3 numara. Ben doğru bildim patron. Ben doğru bildim. Evet bildim McFly. Aferin sana. Sen teknede çok fazla vakit geçirdin denizci çocuk. Kuşlar bile bilmecede seni yeniyor. Gevezelik etmeyi bırak yüzen kuyruk. Sıranı kaçırıyorsun. Pekala zeki fare, eğer varsa küçücük beynini kullanmaya çalış ve gölge yapan iki objeyi bulmaya çalış. Bunların ne olduğunu bana söyleyebilir misin? Bahse girelim, sen daha kuyruğunu ısırmadan bunu bulabilirsin. Neden kuyruğumu ısırayım ki? Kuyruk benim kuyruğum ama istersen senin kuyruğunu ısırabilirim. Hayır, teşekkür ederim. Kuyruğum böyle iyi. Pekala arkadaşlar, hadi bunların ne olduğunu bulmaya çalışalım. Bunlardan biri bir mikroskop mu, diğeri de bir dinozor sen mu? Sen koca gözlerinle bir şey bulmaya çalışıyorsun, öyle değil mi? O zaman biri 1000 tane asker, diğeri de bir yağmur damlası mı oluyor ha? 1000 askerden hangisinin bir damla yağmurla ıslandığını söyleyebilir misin ha? Söyle bakalım. Doğru cevabı buldun mu? Hayır. O zaman neden dikkatimi dağıtıyorsun yaşlı kertenkele? Bahse girelim, biri bir yağmur damlası, diğeri de 1000 asker patron. Biri yağmur damlası, diğeri de 1000 asker. Alligator kesinlikle doğru değil dedi. Duymadın mı McFly? Pekala, vakit doldu zeki çocuklar. Gerçekle karşılaşmaya cesaretiniz tabii var mı? Tabii Alligator. Arkadaşlar ne olduğunu görmek istiyorlar. Pekala o zaman. Abrakadabra. Onlar bir uçak ve bir pilot kaskı. Ben de şimdi bir uçağı düşünüyorum. Bu doğru olsa bile yeterli değil. Şimdi bu tabloya bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu tablo Leonardo da Vinci tarafından yapıldı. Çok realist bir tablo, öyle değil mi?
Gerçekten öyle patron, gerçekten öyle. Şimdi bir de şuna bakın. Bu tablo Picasso adında bir ressam tarafından yapıldı. Biçimi biraz bozuk değil mi? Fakat renkler bize çok şey söylüyor. Ne? Sen buna tablo mu diyorsun ha? Yılanlar bile bundan daha iyisini yılanların yapar. Yılanların eli yoktur yaşlı kertenkele. Şimdi son tabloyu görelim çocuklar. Bunu kim yaptı sizce? Kendimi hiç zorlamayacağım. Bunu söylemek kolay. Ne düşünüyorsunuz çocuklar? Bunu Leonardo da Vinci mi yaptı yoksa Pablo Picasso mu? Benim amcamın babasının kız kardeşi Picasso'nun evindeki bir boya kutusunda yaşardı. O çok renkli bir karakterdi. Ben Picasso'nun resimine baktığım zaman hiçbir şey anlamıyorum. Aynada kendine baktığın zaman da aynı şeyleri hissediyor olmalısın. Pekala, tabloları bir daha görelim. Bu Leonardo da Vinci tarafından yapıldı. Ve bu da Picasso tarafından. Kim yaptı patron? Kim yaptı? Pekala, cevabı görelim. Bu tablo Leonardo da Vinci tarafından yapıldı arkadaşlar. Kolay olduğunu size söylemiştim. Pekala, ben. Pekala, şimdi iyi bir hikaye zamanı. Hazır mısınız çocuklar? Aa, evet hazırız. Değil mi çocuklar? Çok iyi çocuklar, çok iyi. Bugünün hikayesi bir erkek kardeşle bir kız kardeşin maceraları. Hikayenin ismi Hansel ve Gretel. Grimm kardeşler tarafından yazıldı. Benim büyük annemin büyük babası Grimm'lerin evinde yaşadı. Grimm kardeşler 4. katta yaşarlardı. Büyük baba her gün o kadar kat çıkamazdı. Bu yüzden Andersen'lerin evine taşındı. Toprak üzerinde yaşamanın kötü tarafı da bu. Ben nehirde aşağı yukarı yukarı aşağı yüzmeyi tercih ederim. Şimdi hikayeyi anlatırken bilerek belirgin bir yanlış yapacağım. Ve sonra size bu hatanın ne olduğunu soracağım. Tamam senin mı çocuklar? Senin hata yapmadan düzgün okuman zor mu yani? Eğer istersen sana gözlüklerimi verebilirim. O bilerek yanlış yapacağım dedi patron. Bilerek yapacağım dedi. Bilerek yanlış yapmak güzel bir alışkanlık değil McFly. Bu sefer değil Ali, bu sefer değil. Bir zamanlar Hansel ve kız kardeşi Gretel babaları ve üvey anneleriyle beraber ormanın kenarında yaşıyorlarmış. O kadar fakirlermiş ki yemek için ekmeği bile zor buluyorlarmış. Bir adada taşınsalardı derim, orada yemek yiyip yüzer, yemek yiyip yüzerlerdi. Nehirde aşağı yukarı, aşağı yukarı kısmını unuttum. Hatta yan yan bile yüzebilirlerdi. Bir gece üvey anneleri babalarına çocukları ormanın içine getirip orada bırakmalarını söyledi. Böylece kendisi ve kocası aç kalmayacaklardı. Bu konuşmayı duran Hansel eve giden yolu işaretlemek için yanına çakıl taşları aldı. Ormana girdikleri zaman üvey anne çocuklara birer parça ekmek verdi ve babalarıyla yemek aramaya gideceklerini, ateşin yanında kendilerini beklemelerini söyledi. Fakat onlar hiç dönmediler. Ne? Onlar da mı kayboldular? Kendi planlarını uyguladılar mı yani? Hayır sabırsız sürüngen. Çocukları bilerek terk ettiler. Denizciler aşkına burada neler oluyor? Bilerek yanlışlar yapmak, çocukları bilerek terk etmek. Benim dikkatimi dağıtmak için bilerek mi sözümü kesiyorsun? Hey arkadaşlar, kesin şunu ve hikayenin geri kalanını dinleyin. Fakat Hansel çakıl taşlarını yolda bırakacak kadar akıllıydı. Üvey anneleri hayal kırıklığına uğramıştı. Kapıyı kilitledi ve kocasına ertesi sabah tekrar denemesini söyledi. Hansel, üvey annesi onu içeri kilitlemeden önce daha fazla çakıl taşı bulamamıştı çocuklar. Eve yollarını bulmak için neden bir harita kullanmadılar? Hangi haritayı? Ormanda nasıl bir harita bulacaklardı? Bir pusula kullansalar daha iyi haritaların olurdu. Haritaların nerede olduklarını gösteren haritalar olduğunu biliyorum. Sen pusulaların nerede olduklarını gösteren pusulalar biliyor musun? Bu hikayede haritalar ve pusulalar yok çocuklar. Emin misin? Yoksa bunu mahsus mu söylüyorsun?
Hansel elindeki ekmeğin kırıntılarını yere düşürerek iz bırakmak istedi. Ben acıkmaya başlıyorum ama. Gece ay ışığında Hansel ve Gretel bıraktıkları izleri bulmaya çalıştılar. Fakat mavi balinalar ekmek kırıntılarını yemişlerdi. Hansel ve Gretel ormanın derinliklerine yürümeye devam ettiler ve kayboldular. Kısa süre sonra bir ev buldular. Eve yaklaştıkları zaman evin ekmek ve pastadan, pencerelerin ise şekerlemeden yapılmış olduğunu fark ettiler. Yiyecek bir şey bulduklarına sevinerek yemeye başladılar. O sırada yaşlı bir kadın dışarı çıktı ve onları içeri davet etti. Pastadan yapılmış ev nerede patron? Pastadan yapılmış ev nerede? Bu sadece hikayenin içinde McFly. Kimse beni böyle partilere davet çünkü etmiyor. Çünkü herkes senin gibi koca kuyruklu bir kertenkele tarafından yenmekten korkuyor. Evet çocuklar, bu hikayede yanlışın nerede olduğunu fark edebildiniz bu mi? Bu hikayede yanlış yoktu. Sadece içinde fazla hareket olmayan bir uyku zamanı hayır, hikayesi. Hayır Alligator. Hikayede çok açık bir yanlış vardı. Belki de iki kardeş vardı patron. Belki de iki kardeş vardı. Hayır McFly. Bir kardeş ve bir kız kardeş vardı. Bu doğru. Pastadan hemen ne dersin? Belki de ev peynir ve cevizdendi. Hayır değil. Ev kesinlikle pastadan yapılmış evdi. Ya siz arkadaşlar? Hikayedeki yanlışı bulabilir misiniz? Yanlışın ne olduğunu söyleyeyim mi çocuklar? Hadi söyle baba. Ben ekmek kırıntılarını mavi balinaların yediğini söyledim. Ama mavi balinalar olmazlar. Yaşamazlar mı patron? Yaşamazlar mı? Hayır yaşamazlar McFly. Ben ormanda yaşayabilirim patron. Ben ormanda yaşayabilirim. Balinalar denizlerde yaşar arkadaşlar. Belki de bu yüzden ormanda fazla balina görmüyorum. Benim teyzemin amcasının babası Kristof Kolomb'un gemisinde yaşadı. Bir defasında okyanusta bir balina gördü. Kristof Kolomb'larını nasıl gemiye bindirdi söyle. Kolomb'lar değil senin yaşlı sürüngen. Sen yine lafları kuyruğundan dinliyorsun. Kristof Kolomb. Hadi saklambaç oynayalım denizci çocuk. Kıvrık camlarını iyi görebilecek misin ha? Senin saklambaç oyunların benim için peynir fabrikasında piknik kadar kolay. Haydi o zaman çizmedeki hayvan oğul. Bu arada bezelye tanesi kadar beynini kullanarak peynir parçası bulmayı unutma. Hadi görelim Ali getir. İşte geliyor. Bu bir bisiklet. Koca kulaklarını yıkasan iyi olur. Ben bir hayvan dedim sana. O zaman bu bir oyuncak ayı. Benim kız kardeşimin kocasının teyzesinin büyük annesinin bir oyuncak ayısı vardı. Benim kız kardeşimin kocasının teyzesinin büyük annesinin de bir oyuncak faresi o vardı. O zaman siz akrabasınız değil mi? Ben cevabı vereceğim. O hayvan bir kurt. Hayır değil küçük fare. O bir kurt patron. Bir kurt. Alligator kurt olmadığını söyledi. Yanlış cevapta dayatma McFly. Size bir kere daha göstereceğim. İyi fikir Ali getir. Arkadaşlarımız bir kere daha görmek istiyorlar. Vakit doldu ileri zekalar. Sizi ızdıraptan kurtarıp cevabı göstereyim. Pekala Ali getir. Bize cevabı göster. Tamam. Hokus pokus. Bu bir fil tabii. Sen göstermeden önce ben buldum. Buna şaşırmadın Bay Fare. Konuşmayı bırak. Benim ülkeler sorumun cevabını bulmaya çalış yaşlı kertenkele. Oyunu göster. Ben dünya üzerinden her yeri biliyorum. Kolay olacak. Benim küremde kendi evinin yerini bulabileceğinden emin değilim. Evimi neden senin kürenden bulmaya çalışayım ki? Ev burada. İçinde ben yaşıyorum. Hadi Doremi küreni çevir. Cevabı sen bulabilir misin? Bir şey mi kaybettim? Bulmam gereken bir şey mi var? Aslında hepimiz senin cevabı bulmanı bekliyoruz. Bu çok kolay dostum. Paris olduğundan eminim. Paris bir ülke değil yaşlı kertenkele. O bir şehir. Peki o zaman Paris'in içinde olduğu ülke. Fransa demek istiyorsun. Frank bir ülke değil küçük fare. O benim eski bir arkadaşım. Sanırım buldum ama söylemeyeceğim. Bu kertenkelenin cevabı bulmaya çalışması beni çok eğlendiriyor çocuklar. En azından bize bir ipucu ver Doremi. Peki işte size bir ipucu. Bu ülke iki ana karanın buluştuğu yerde. Parkta.
Son bir ipucu da ve eğer bulamazsanız size cevabı vereceğim o zaman. Benim ipucuma ihtiyacım yok ama ısrar ediyorsan her yerde var. Bu ülkenin üç tarafı denizlerle çevrili. Neden bize ülkenin yerini bir kere daha göstermiyorsun Doremi? Tamam Doremi, bize cevabı ver. Burası Türkiye. Asya ve Avrupa'yı birleştiren ülke. Tabii Türkiye. Ben Türk sularını çok iyi bilirim. Yüzmek için dünyanın en güzel suları Türkiye'dedir. Bunu nereden biliyorsun? Bizim senaryo yazarımız söyledi. Pekala çocuklar, labir oyunu oynamamıza ne dersiniz? Büyük babamın büyük babası peyniri bulmak için labirentin içinde kayboldu. O da senin gibi aç bir yaşlı fareydi. Labirentleri kolay olduğunu mu sanıyorsunuz? Hadi bundan çıkış yolunu bulun bakalım. Tamam çocuklar, hadi Don Kişot'un değirmenlerine giden yolu bulmasına yardım edelim. Bana hangi yolun Don Kişot'u değirmenlere götüreceğini söyleyebilir misiniz? 1 numara, 2 numara, 3 numara. Belki de değirmenlere gitmemeli. Yer değirmenleriyle dalaşmak tehlikeli bir nereden iştir. Nereden biliyorsun? Daha önce hiçbir yer değirmenin yanına yaklaştığını öyle peki. Öyle sayılır. Annem bir yer değirmeninin içinde yaşıyordu ama sonra çıkmak neden zorunda peki kaldı. Çünkü Don Kişot yer değirmenlerine saldırdı. Hangi yolun doğru yol olduğunu bulabilir misiniz çocuklar? Hangisi doğru yol patron? Hangisi? İlk yol bu. Hayır aptal, elbette ikinci yol değil. Ben ikinci yol demedim, birinci yol dedim. Hayır, sen ikinci yol dedin, ben beşinci yol dedim. Benim cevaplarımı çalıyorsun. Beşinci yol yok Ali. Ama beş üçten daha küçük değil mi? O zaman iki nerede Ali? İki nedir? Bir ve üç arasındaki numara alligator. O zaman iki doğru cevap evet mı? Evet. Doğru cevap iki arkadaşlar. Cevabı bildiğimi söylemiştim. Buna komplo denir. Evet, bu komplo patron, komplo. Ben bir çan sesi duydum. Sen de duydun mu babayı? Tabii duydum. O sesi ben çıkardım Doremi. O bir çan sesi miydi? Ben biri horluyordu sanıyordum. Şimdi hatırladım. Yatağımı senden uzak bir yere çekmeliyim. Geceleri uyuyamıyorum çünkü sen horluyorsun. Ben uyuyamadığım zaman nasıl horlayabilirim? Çünkü sen cır cır ötüyorsun. Ben buna yetenek derim. Pekala çocuklar, sizin bir ses bilmecesine hazır olduğunuzu görüyorum. İşte şimdi geliyor. Evet babayı, biz hazırız. Sesi duyduk. Bu bir dalga sesi mi, rüzgar sesi mi yoksa çalan telefon sesi mi? Ben çalan rüzgar sesi diyorum. Öyle bir ses yok. Bana kalırsa eser telefon sesiydi. Belki sesi bir daha dinlesek iyi olur. Dinleyelim mi babayı? Evet, hadi dinleyelim patron. Hadi tekrar dinleyelim. Çocuk oyuncağı değil mi çocuklar? Bu çocuk oyuncağının sesi miydi patron? Çocuk oyuncağının sesi miydi? Bu rüzgarın sesiydi çocuklar. Yine ben haklı çıktım. Size söylüyorum. Ben dahiyim. Sen ümitsizsin. Bunun bir rüzgar telefonu olduğunu söyledin. Sen de söylediğini bile hatırlamıyorsun. Hayır, ben de söylediğimi hatırlıyorum. Bunun bir rüzgar telefonu olduğunu ve her iki seçeneği de karşılayabileceğimi ama söyledim. Ama ben aynı şeyi söyledim. Ama sen bunu bir şaka olarak gördün. Çünkü sonra söylediğine güldün. O zaman neden sen gülmedin? Çünkü komik değildi. Tamam çocuklar, şimdi benim artistik renklerime dikkat edin bakalım pekala. Eğer mavi ile kırmızıyı karıştırırsam hangi rengi elde ederim? Onları karıştırma patron, onları karıştırma. Renkler bu şekilde güzel. Bu sarı çok kolay. Karışınca yeşil olacak. Seçenekler arasında yeşil yok alligator. Sen yeşil renklisin diye her şey yeşil olmak zorunda değil. Ama yeşil doğanın rengidir. Mavi de, beyaz da, sarı da öyle. Kafam iyice karıştı. Buna şaşırmadım. Ben de şaşırmadım. Bence 2 numara portakal. Sen renk körü müsün baba ayı? Bahse girelim 3 numara. 3 numara patron, 3 numara. Ne diyorsunuz arkadaşlar? 1 mi, 2 mi yoksa 3 mü?
Evet, 1, 2, 3 numara patron. 1, 2, 3 numara. En azından bir renk seç McFly. Evet, dünyada 16 milyon renk var. Birini seç. O zaman neden sadece 3 seçeneğimiz var? Pekala, cevapları görelim arkadaşlar. 1 numara mor. En azından bu pembeye yakın. Evet, gece ve gündüz kadar birbirine yakınlar. Bugünlük bu kadar çocuklar. Hadi bakalım bu programı ada dansımızla bitirelim.